Herkese selamlar. Yine bir süredir video çekemiyordum ama yeni bir videoyla, yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün yine pazarlama konuşuyor olacağız ama pazarlamanın aslında hem pazarlama tarafında bulunan insanların bilmesi gereken bir kavram hem de belki de influencer olmak, e, mikro influencer olmak isteyen insanların bilmesi gereken bir kavramı konuşuyor olacağız. Affiliate marketing nedir? Nasıl yapılır? Markalar nasıl yapmalıdır? Influencerlar affiliate marketing ile nasıl para kazanabilir? Bunları tüm detaylarıyla bu videoda açıklamaya çalışacağım. O zaman da fuzatmadan hızlı bir şekilde konumuza giriş yapalım. Öncelikle kanalıma ilk defa giriyorsanız bu kanalda ben dijital pazarlama, pazarlama, girişimcilik, kariyer, kişisel gelişim, yazılım, teknoloji, sanat gibi farklı alanlarda farklı kategorilerde elimden geldiğince deneyimlediklerimi, öğrendiklerimi ve tükettiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Üretmek için elimden geldiğince bir döngü halinde sürekli tüketmeye çalışıyorum ve bu kanalda da tükettiklerimi tekrar vurgulamak gerekirse paylaşmaya çalışıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz, bu kanal konseptimi beğendiyseniz, kanaldaki içeriklerimi beğendiyseniz kanalıma abone olarak destek olmanızı çok isterim. Çünkü diğer videoları çekebilmek adına bir motivasyon olduğu için, benim için gerçekten önemli bir motivasyon kaynağı olduğu için bu yoğunluk arasında da buna vakit ayırma konusunda motivasyonun çok çok düştüğünü düşünürsek Önemli olacaktır diyebilirim. Ee, yine aynı şekilde YouTube algoritması için de kanaldaki videoları beğenmeniz, bildirimleri açmanız ve abone olmanız benim için çok değerli. Hızlı bir şekilde konuma giriş yapacağım. Evet, girişte böyle biraz uzattım konuyu ama elimden geldiğince sizlere kendimi tanıtmak istedim. Ben bir içerik pazarlama uzmanıyım ve bir finansal teknoloji şirketinde çalışıyorum. Elimden geldiğince de pazarlama hakkında bol bol sizlerle içerik paylaşmaya çalışıyorum diyebilirim. Şimdi bugün affiliate marketing konuşacağız. Affiliate marketing nedir, ne değildir, nasıl yapılmalıdır, markalar nasıl yapmalıdır, markalar ne, nerede hata yapar ve e, mikro influencerlar veya influencerlar affiliate marketing sistemine nasıl dahil olurlar, affiliate marketing stratejileri nasıl geliştirilir, affiliate marketing e, gerçekten hem iki taraf için, hem marka tarafı için, hem influencer tarafı için nasıl yapılır, bunları elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Affiliate Marketing nedir? Affiliate Marketing aslında satış ortaklığı olarak da Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir kavram. Bir markanın bir influencer ile anlaştıktan sonra influencer'ın sattığı ürün başına, influencer'ın paylaştığı link üzerinden giden her kullanıcının aldığı ürün başına ...influencer'a ödeme yapmasıdır diyebiliriz. Bu illa ürün olmak zorunda mıdır? Hayır, indirme olabilir, dönüş olabilir, web sitesi ziyareti olabilir vesaire. O pazarlama stratejisinin kapsamına göre değişir. İlla bir ürün satmak zorunda değilsiniz. Belki bir app indirilmesini sağlıyor olabilirsiniz influencer olarak veya mark olarak bunu istiyor olabilirsiniz veya Instagram'da bir takipçi kazanmayı istiyorsunuzdur. O linkten takipçi kazanıp kazanmadığınızı ölçümleyebilirsiniz. Web sitenizin ziyaret edilmesini istiyorsunuzdur. Web siteniz üzerinden bir sayfaya yönlendirmek istiyorsunuzdur, bir form doldurtmak istiyorsunuzdur. Bunları yine gerçekleştirerek aslında influencer'larla çalışıyor olabilirsiniz. Çünkü o link üzerinden birçok şeyi dönüşümünü e, hesaplayabileceğiniz için, o link üzerinden birçok ölçümü gerçekleştirebileceğiniz için influencer'larla affiliate marketing sistemi oldukça mantıklı ve bir yandan da aslında müşteri kazanmadan, herhangi bir kullanıcı kazanmadan ödeme yapmadığınız bir sistem olduğu için markalar için de influencer'lar için de oldukça karlı bir sistem diyebiliriz. Böyle bir strateji oluşturmak mutlaka affiliate marketing'le en azından küçük büyük demeden e, influencer'larla çalışmak önemli olacaktır. Affiliate marketing dediğim gibi tekrar vurgulamak gerekirse çok basit bir tanım. Markaların reklamını yapan kişiye, reklamdan gelen müşteri başına ödeme yapmasıdır. Yani e, bu reklamdan gelen bir müşteri olduğunda siz influencer'a veya çalıştığınız kişiye e, ödeme yapıyorsunuz. Bu ödeme yaptığınız noktada da zaten siz kazandığınız müşteri kadar ödeme yaptığınız için bu sizin için bayağı karlı bir iş oluyor diyebilirim. Influencer tarafında da aslında şöyle oluyor. Influencer bu alanda çok rahat hissediyor. E, direkt nakit para almadığı için daha huzurlu, daha rahat çalışıyor diyebilirim psikolojik anlamda. Çünkü şöyle bir durum var. Siz e, markanızı veya ürününüzü tanıtması için influencer ile konuşuyorsunuz. Influencer kabul ediyor veya etmiyor. Hedef kitlesinin uygun olduğunu düşünüyor veya düşünmüyor. Aynı şekilde kabul ettikten sonra sadece kazandığınız müşteri başına ödeme alıyor. Ve bu noktada da influencerın şöyle bir rahatlığı oluyor. Ya ben büyük bir ödeme almadım ya da işte büyük bir ödeme alsa bile ben zaten müşteri kazandırdığım için ödeme alıyorum diyebiliyor. Siz de marka olarak bunu daha rahat bir şekilde ifade edebiliyorsunuz. Tabi markalarla influencerlar arasında da bu tarz konuşmalar, tartışmalar söz konusu olabiliyor. İşin YouTube tarafından baktığımızda bu çok gözükmüyor. İşte ajanslardaki süreçleri çok bilmiyoruz ee, ya da influencerların o iş anlaşmaları e, süreçlerini çok bilmiyoruz, sponsorluk süreçlerini bilmiyoruz ama bir yandan da bir markayla sonuçta influencer iş yaptığı için o videoda ne kadar eğlenceli gözüküyor da olsa sonrasında markayla masaya oturduğunda sayılardan memnun değilse marka influencer'ı suçlayabiliyor veya influencer karşı tarafa fiyattan veya tekliften memnun değilse tepki gösterebiliyor. Bunlar her zaman her işte olduğu gibi olan olan ve olağan şeyler. Affiliate marketing ve hatta influencer pazarlamasına da girmek gerekirse bu tarz durumları da göz önünde bulundurmak lazım. Ee, tabii ki burada ne markaları ne ajansları ne influencer'ları suçluyorum. Genel olarak hani hangi işi yaparsanız yapın zaten iki taraf masaya oturduğunda durumlar değişebiliyor. Ortada para konuşulduğunda çok daha fazla değişiyor bu durum. O yüzden bunun farkına vararak hareket etmekte en önemli nokta diyebilirim. Peki affiliate marketing nasıl yapılır? Affiliate marketingin nasıl yapılırını aslında açıkladık. Bir marka Hedef kitlesine uygun influencerları seçiyor. E, hedef kitlesine uygun influencer illa kişi olmak zorunda değil, kurum veya kuruluş da olabilir. E, bu noktada da gerçekten hedef kitlesine uygun olduğunu düşündüğü anda e, birileriyle çalışmaya başlıyor. Atıyorum e, bir ne satacaksınız diyelim. Çok basit bir tanımla tight satmak istiyorsunuz ve tight markanız var. E, bu tight markanızı influencerlara sunarken en büyük hedef kitleniz nerede olacaktır? genellikle spor yapan, tight giyimi çok sık olan, e, sportif giyinmeyi seven insanları e, hedef kitleniz olacaktır. Ve bunun yaş aralığı ne olduğu çok da önemli değil ilk aşamada. Ve bu influencerları bulurken de dikkat etmeniz gereken aslında birkaç şey var. Influencer spor yapıyor mu? Sportif bir giyinime sahip mi? E, bu sportif giyiminin etrafında içerikler üretiyor mu? Yani tamam ...tight olabilir günlük yaşantısında ama... ...o tight ile ilgili ne kadar içerik üretebilir... ...ve sizin hedef kitlenize ne kadar dokunabilir... ...ne kadar etki edebilir. Çünkü influencer dediğimiz şey aslında... influence'dan geliyor etki etmek, etki edici. Yani bu etki etme sürecinin de gerçekten... ...ürün veya hizmetinizin duygusal anlamda... ...karşı tarafa, e, takipçilerine... ...etki etmesi gerekiyor. Yani o seslendiği hedef kitleye etki etmeden başarılı bir pazarlama kampanyası oluşturmak, seslendiği kitleye etki etmeden başarılı bir affiliate marketing süreci oluşturmak çok da mümkün değil. Bu noktada da etki etmek gerçekten önemli. 10.000 takipçisi olabilir, 100.000 takipçisi olabilir, 1 milyon takipçisi olabilir. 10.000'de 9.000 dönüşüm alıyor olabilirsiniz. 100.000'de belki daha az alacaksınız ve 1 milyonda .000 beklediğinizin çok 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 daha altında oran olarak çok 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 daha düşük. ...etkileşim, dönüşüm alıyor olabilirsiniz. O yüzden de şunu anlamak lazım... ...affiliate marketing yaparken... E, ...olabildiğince... ...takipçi sayısından çok hedef kitleyi ne kadar... ...etki ediyor, hedef kitleyi ne kadar uygun... ...benim markamla, ürünümle... ...bağdaştığı zaman insanlar... ...kötü bir algı oluşturabilir mi? Influencer benim markamla birlikte... ...görüldüğü zaman veya... E, ...insanlarda gerçekten nasıl samimi bir algımı... ...oluşturmak istiyorsunuz... E, ciddi bir algımı oluşturmak istiyorsunuz. Çok lüks, hiç kimsenin alamadığı bir e, algımı oluşturmak istiyorsunuz. Sizin ürününüze bağlı da tabii ki bu değişir. Sizin ürününüzün hedef kitlesine göre de değişir. Bar personalarınıza göre çok 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 değişkenlik gösterir. Ama dediğim gibi markaysanız eğer e, hedef kitlenizi tanıdıktan sonra affiliate marketing, diğer eee kampanyalara göre, diğer pazarlama stratejilerine göre ilk aşamada çok mantıklı bir tercih olacaktır. Bir ürününüzü gidiyorsunuz, influencerla paylaşıyorsunuz. Influencer o ürünü kullanarak deneyimlerini paylaşıyor ve deneyimlerini paylaştıktan sonra sizin ürününüzü dönüşüme dönüştürmek için en organik içeriği üretmeye çalışıyor. Ve siz o influencer'a sadece ama sadece sattığınız veya kullanıcı başına getirdiğiniz ücreti ödüyorsunuz ve bu noktada da sizin markanız aslında kazanmadığı hiçbir şey ödememiş oluyor. Bu da mantıklı bir pazarlama kampanyasına dönüşüyor olabilir diyebiliriz. Yani çok garantide safe'te kalmış oluyorsunuz. o safe'te kaldığınız alanda da eğer bütçeniz kısıtlıysa affiliate marketing hem marka için hem influencer için gerçekten etkili bir tercih diyebiliriz. Markalar neden affiliate marketing konusunu yapar konusuna gelecek olursak markalar aslında bütçesini çok verimli kullanabilmek ve aslında hedef kitlelerini ulaştığını düşünen ...etkileyici, gerçekten insanları, takipçilerini etkileyebilen influencerlara... ...ürünlerini ulaştırarak hızlı bir şekilde marka bilinirliğini artırmak... ...belki de dönüşüm sağlayabilmek adına affiliate marketing yapıyor. Ee, özellikle bunu Trendyol, hepsi burada gitti gidiyor gibi pazar yerleri çok daha fazla yapıyor. Bu pazar yerlerinin influencer linklerini görüyorsunuzdur zaten. Yukarı kaydır, swipe up, hadi al işte hemen alın, ben bir liste yaptım sizin için hemen alabilirsiniz gibi... Bir sürü reklam görüyorsunuz. Bu reklamların asıl amacı zaten e, o ürünlerin satışını sağlamak, dönüşüm sağlamak. Bazıları da şey diyor işte hemen indir, indirim koduyla bir şey kazan. Starbucks'ın uygulamasını indir, ilk kahvem benden olsun. İşte indirim kodunda atıyorum Mustafa Büyükçahlay'ın indirim koduyla giriş yapabilirsiniz gibi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Aslında e, Starbucks orada uygulamanın indirilmesini sağlıyor ya da işte diğer marka Trendyol orada bir satış sağlanmasını sağlıyor. Yani satışın yapılmasını sağlıyor. Bu noktada da en önemli şey bizim birincisi hedef kitlemizi tanımamız. Marka olarak kendi influencer olarak da hedef kitlemizi tanımamız çok önemli. Çünkü markaya sunacağımız verilerin de olması gerekiyor. İkincisi o hedef kitleyi gerçekten etkileyebileceğimiz ve ürünümüzle markamızla bağdaşıyor mu bağdaşmıyor mu influencer bizim markamıza uygun mu durumuna bakmamız. Üçüncüsü neden bu işi yapıyor olduğumuz? Affiliate marketing'in sonucunda ne beklediğimiz, beklentilerimiz. Marka bilinirliği mi istiyoruz, dönüşüm mü istiyoruz? E, insanların uygulamamızı indirmesini mi istiyoruz? E, ürünlerimizi sadece kullanmalarını mı istiyoruz veya kullanmalarını uzun süre sağlamalarını mı istiyoruz vesaire vesaire gibi birçok seçenek var aslında. Bir pazarlama kampanyasını neden yaptığınızı bilmeniz o pazarlama kampanyasının başarılı olma sürecindeki en önemli etken diyebiliriz. Affiliate Marketing'de bir pazarlama kampanyası olarak da adlandırabileceğimiz için, bir e, strateji olarak da adlandırabileceğimiz için bence en önemli şey neden yaptığımızı anlamamız. Affiliate Marketing'e nasıl başlanır konusuna gelecek olursak. Affiliate marketinge nasıl başlanır konusu aslında çok basit. Mikro influencer'sınız veya gerçekten büyük bir influencer'sınız. Baya büyük bir hedef kitleniz var. Bu noktada da Trendyol, Cambly, işte başka affiliate marketing yapan platformlar, pazar yerleri hepsi burada gitti gidiyor gibi pazar yerleri veya diğer markalar ya size mail yoluyla ulaşarak bir teklif sunuyorlar. genellikle küçük startuplar ve daha yeni gelişen daha pazara yeni girmek isteyen markalar mail yoluyla influencerlara ulaşarak işte sizinle çalışmak istiyoruz, affiliate marketing sistemiyle çalışsak ne dersiniz? Bizim ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtır mısınız? gibi seçenekler sunabiliyor. Ama büyük bir firmaysanız, büyük bir firmayla çalışmak istiyorsanız mikro influencer olarak veya influencer olarak o zaman işler biraz değişiyor. Cambly'nin affiliate marketing formu var. E, affiliate marketing sistemine giriş yapmak için o formu doldurarak kendinizi tanıtıyorsunuz. Takipçilerinizi, erişiminizi, etkileşim oranlarınızı o forma giriyorsunuz. Yine aynı şekilde Trendyol'un affiliate marketing başvuru linki var. E, hepsi buradanın var. E işte diğer pazar yerlerinin de böyle linkleri mevcut. Bu linklere de direkt bu web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Hatta şey yazın Google'a Trendyol affiliate marketing yazın. Hemen e, sanırım 3. sırada çıkıyordu. Trentyon'un affiliate marketing başvuru linki karşınıza çıkacaktır. Buradan 10.000 takipçinin üzerinde olmanız aslında bir noktada yeterli. Aslında kullanıcıların aradığı Instagram üzerinde konuşacak olursak e, yukarı kaydır yapabiliyor olmanız. Ama yukarı kaydır yapamıyorsanız da küçük markalar sizinle çalışıyor olabilir mikro influencer olarak. E, bununla birlikte böyle bazı uygulamalar var, bazı startuplar var. Sadece influencerları, özellikle mikro influencerları hedef alan ve markalarla mikro influencerları buluşturan startuplar var. E, bu konuda da o uygulamalarla tanışabilirsiniz, o uygulamaları indirebilirsiniz Diğer videolarımda bu uygulamaları test edelim, deneyimleyelim beraber. Ben de birini kullanmaya başladım kısa süre içerisinde. O uygulamayla alakalı fikirlerimi de sizinle paylaş olacağım. Bu videoda isim vermeyeceğim ama siz biraz araştırma yaparsanız çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Dediğim gibi. Affiliate marketing için, yapmak için çok basit bir şekilde markalarla çalışmanın iki yöntemi var. Birincisi markanın size mail atmasını bekleyebilirsiniz. Bir startup'ın size mail atmasını bekleyebilirsiniz. Genelde belli bir hedef kitleye ulaştıktan sonra size mutlaka ulaşan startup'lar, firmalar, şirketler olacaktır. Ee, bunun dışında bir de büyük firmaların affiliate marketing için başvuru formları var. Bu formları doldurarak da affiliate marketing programlarını kayıt olabilirsiniz. Bu noktada da zaten sizleri yönlendiriyorlar. Kaydınızı tamamladıktan sonra etkileşim oranlarınız, dönüşüm oranlarınız, işte erişim oranlarınız gerçekten o marka için yeterli ise sizi zaten iletişime geçerek en kısa sürede yönlendiriyorlar ve ürünlerini göndermeye başlıyorlar. Bu noktada affiliate marketing hem küçük influencerlar için, daha böyle büyümeye aç, e, hızlı bir şekilde büyümek isteyen ama e, biraz da motivasyon isteyen, böyle küçük küçük para kazanayım da diyen influencerlar için çok mantıklı. Küçük markalar için büyüme aşamasında, emekleme aşamasında bütçeleri kısıtlı olan markalar için oldukça mantıklı. Bunu eğer doğru kurgulayabilirseniz, zaten affiliate marketing influencer marketing'i çok birbirinden ayıramıyoruz. Influencer marketing ile affiliate marketing farklı şeylerdir dememiz çok mümkün değil. Ama e, bu kavramı iyi anladıktan sonra sonrasında affiliate marketing'i markanız için veya mikro influencer olarak kendiniz için çok fazla verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bugün elimden geldiğince sizlere affiliate marketing nedir, ne değildir, nasıl yapılır? Bir marka tarafından nasıl yapılmalıdır, nelere dikkat edilmelidir gibi konuları paylaşmaya çalıştım. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bu konuyla alakalı sorularınız ve yorumlarınız olursa aşağıda yorumlara bırakırsanız ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bu aralar yorumlara çok bakamadım ama bu videodan sonra elimden geldiğince yorumları da hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Bununla birlikte Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz İstediğiniz zaman. Geç de olsa mutlaka cevap veriyorum. Maalesef bu aralar Instagram'daki takipçi artışından dolayı da İş yoğunluğumdan dolayı da çok hızlı cevap veremediğim dönemler olabiliyor ama bu dönemleri de atlatmaya çalışacağım diye düşünüyorum. Bu dönemleri atlattıktan sonra çok rahat bir şekilde iletişime geçiyor oluruz ve siz mesaj attıktan sonra en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarımda da mikro influencer nedir, ne değildir? Bu mikro influencerlarla markaları buluşturan platformlar nelerdir? Bunlara bakalım istiyorum. Elimden geldiğince en kısa sürede de o videoları da paylaşıyor olacağım. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.